Arkadaşlar, Şafak Otur Okulu'na YouTube'un en büyük coğrafi kanalına hepiniz Hoş geldiniz. 27 günde TT Jorof Soru çözüm kampımızın bugün geldik artık 20. gününe. Bu aynı zamanda 10. sınıf Coğrafya Soru çözüm kampımızın da 7. günü. Kısa bir video olacak merak etmeyin. Türkiye'deki başlıca yüzey şekilleriyle alakalı soruları çözeceğiz. Ben şöyle kalem aldım hazırım. Sen de beğen tuşla basıp hazırlandıysan o zaman ne diyoruz? Yunus Hoca bir defa öğren bir daha asla unutma. Geç sorulara para fatalım. Geldik Türkiye'deki başlıca yüzey şekillerine. Hocam bunlarla alakalı bizim karşımıza soru çıkıyor mu? Bunlarla alakalı sorularımız bizim yok. Çıkmıyor. Çok ayrıntılı bir konu çünkü bu. Ama ayrıntılı bakarsan çok ayrıntılı. Aslında KPSS'de buradan çok soru geliyor ama TYT için aşırı ayrıntı bir konu. O yüzden biz ne yapacağız burada? Video da kısa sürecek. Çünkü bir test koyduk. Bir testte en fazla gelme ihtimali olan soruları koyduk. Bunları öğreneceğiz. Hızlı bir şekilde bu konuyu pekiştirmiş olacağız. Geldim. Türkiye'nin ortalama yükselişinin fazla olmasında etkili olan dağlar genel olarak kıvrılma, kırılma, volkanizma ile meydana gelmiştir. Buna göre haritada gösterilen dağlardan hangisi diğer dördünden farklı bir etkene bağlı olarak oluşmuştur? Şimdi volkanik dağlarımız vardı. Kırık ve kıvrım dağlarımız vardı. Hani şurada kas 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 madrayunt. Bozaydın menteşe madrayunt. Bozaydın menteşe aman hocam sus dağlarımız vardı. Bunlar kırık. Bu dağlarla alakalı zaten burada herhangi bir şey verilmemiş. Ama şuraya bakın. Nemrut Yunus Hoca vardı. Nem. Denizin kenarında nemli şey gölün kenarında deniz diyorum yavanlılar gibi. Gölün kenarında Nemrut Süpan Tendürek ağrı. Nemrut Süpan Tendürek ağrı. ağrı. Bu nasıl? Volkanik bir dağ. Volkanik. Buraya geldim. Ericisli meyleyen kara hasa vardı burada Karaca Dağı, Karadağ, Hasan Melendiz Erciyes dağımız vardı. Şurada bu ne o zaman şuradaki volkanik dağ. Şurada tek başına karacı Dağımız vardı. Bu da volkanik dağ. İki tane karacı Dağımız vardı bizim. İkisi de volkanik. Şuraya bakın kula. Kula volkanları diyorduk. Bunlar da volkanik da. Buradaki ılgaz yıldız diye kızımız vardı samanlıkta. Bol küre buluyordu. İçinde gaz vardı patlıyordu. Kör oluyordu. Canı yanıyordu. Giresun'dan doğru kaçıyordu. Allahu Ekber diye yalnız başına orada ağlarken gözleri mercan gibi açılıyordu. Ilgaz nasıl? Kıvrılma. Kıvrılmayla oluşmuş da bize böyle bir dağ ya da bu şekilde ayrıntılı bir soru soracaklarını açıkçası hiç tahmin etmiyorum. Cevabımız Ilgaz Bursa geçelim diğer soruya. Aşağıdaki hangisi Türkiye'nin yüksek ve engebeli bir ülke olmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir. Ha, sana sorulacaksa zaten şu konuda soru seçeceklerse seçecekleri soru formatı bu. Yani Türkiye'nin dağlarının ya da Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin genel özellikleri. Bunu sorarlar sana tutup oradaki dağın ismini soracaklarını tahmin etmiyorum. Türkiye'nin yüksek ve engebeli bir ülke olmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir. Ülkemiz bizim nasıl yüksek engebeli dağlık bir ülke. Bu bizim akarsuların denge profiline ulaşmamış olması neden olur? Doğru mu? Doğru. Ortaya çıkarır mı? Çıkarır. Niye? Çünkü ülkemiz dağlık engebeli bir ülke. Dağlık engebeli olduğu için daha denge profiline denize ulaşmamıza çok var. O yüzden denge profilinden çok uzağız. Bunun nedenine Ülkenin yüksek ve engebeli olması mı? Evet hocam. Aşkı değil. Sönmüş volkanların bulunması. Şimdi ülkemiz dağlık engebeli, yüksek bir ülke. O yüzden mi volkanlarımız sönmüş? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Böyle bir bağlantı kuramayız gençler. Cevabımız ne Bursa? Diğerlerini öğren. Çıkacaksa sana soru böyle çıkacak. Akarsuyun enerji potansiyeli yüksektir. Niye? Dağlık engebeliyiz. Akarsuyu aşağıya doğru salıyoruz. Enerji üretebiliyoruz. Bunu da sildik. İklim ve bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi. Ya hocam buradaki bağlantı nasıl yorumlanacak? Dağlık engebeli olduğun zaman aşağı kesimlerden yüksek kesimlere doğru çıkıldığında 200 metrede 1 derece sıcaklık düşüyor. 200 metrede 1 derece sıcaklık düştüğü için ne olacak? Bitkiler kuşaklar oluşturacak. Yani aşağı kesimlerde sıcaklık farklı. Sıcaklık farklı olduğu için bitkiler farklı. Yukarı çıkıldıkça sıcaklık değişecek, bitkiler de değişecek. Bu da bizim engebeli olduğumuz için iklim ve bitki örtüsünde çeşitlilik oluşturacak mı? Oluşturacak. Bunda da etkili, bunda da etkili akarsuların bol miktarda alüvyon taşıması. Yani dağlık engebeli olduğumuz için sürekli bir parçalanma, sürekli bir toprak taşıma var. Eğer dümdüz olsaydık akarsular bu kadar toprak taşıyamayacaktı. Bu da yüksek ve engebeli olmak bunda da etkileme mi? Evet. B de etkili değil. Cevabımız bursak içelim diğer soruya. Bu ova oluşumları aşağıdakilerden hangisine doğru örneklendirilmiştir? Şurada senin şunu bilmen lazım. Tek Tektonik ova. Tektonik neydi? Tek ton yere düşüyordu, sallanıyordu ve deprem oluşturuyordu. Deprem ovalarını diyor bize. Genelde, bakın bu tam olarak oturan bir yargı değil ama genelde böyle ilçe isimleri duyduğumuzda bu tektonik ovalar oluyor. Şimdi bakalım, burada Acıpayam, hani elini kesiyordu Kestel, Acıpayam... Nasıl kodlamıştık onu? Bir tane Karslı kızımız vardı. Karslik kızımız bize aş yaparken elini kesiyordu. Kestel vardı orada ve eli acıyordu. Acı payam. Kefenle sarılıyordu tefenli. Bunlar bizim karstik ovalarımız. O zaman acı payam hangisi? Şurada 2 numaranın olduğu yer acı payam olacak. Acı payamı karstik ovadan çıkarttık. Akarsuların alüvyonları denize biriktirmesi sonucu oluşur. Denizin kenarındaki D harfine benzeyen delta'yı söylüyor bize. Delta ovalarımızı bildiğimizde aslında diğerlerini de çıkartıyoruz. Delta'yı bilsek karstik kodlamasını bilsek aslında geri kalanları rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Bakın burada Bafra, Çarşamba ovalarımız vardı. Karadeniz'de bakır, çay yazıyorduk. Bafra, Kızılırmak, Çarşamba Yeşilırmak diyorduk. Bu bizim delta ovamız. Elbistan'da bakın bir ilçe ismi. Bu da tektonik ovamıza kaldı. Cevabımız C. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki Türkiye haritasına 5 farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardaki yer şekilleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 numaralı alanda koni şeklinde volkanik bir dağ bulunur. Burada Erciyes Dağı'nı ifade ediyor. Koni şeklinde bir volkanik dağdır Erciyes Dağı. Tamam. Doğru. 2 numaralı alandaki ova kırılma sonucu oluşmuştur. Gençler bakın burada kas 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 madryn bozaydım menteşe diyorduk. Aralarda grabenler var. Buralar kırık bölgeler. Kırık bölgeler olduğu için de buralardaki ovalarımız kırılma sonucu oluşmuş ovalarımızdır. Bu da mı doğru? Evet. 3 numaralı alandaki ovalar genellikle karstik süreçlerle oluşmuştur. Aslında sana bütün bu sınavda bu konuyla alakalı sorulacak soru karstik arazinin nerede olduğuyla alakalı. Yani sen şu bölgenin karstik olduğunu biliyorsan şu bölgenin karstik olduğunu biliyorsan büyük bir ihtimalle çıkacak soruyu da yapacaksın. Bize sordukları soru genelde karstik bağlantılı oluyor. Dikkat et buna. Tamam? O zaman senin 3 numaranın olduğu yeri gördü mü? Karstik ova burada. Karstik göl burada. Hemen yapıştıracaksın. Gelen sorular hep böyle gelecek sana. Ona göre notunu al. 3 numaralı alan karstik midir? Evet. 4 numaralı alanda akarsu biriktirmesiyle büyük bir delta ovası oluşur. Şimdi bu soruyu biz sana niye böyle yazdık? 1. Bu soruda neyi öğrendin? Karstik ovanın bu bölgede olduğunu öğrendin. Senin için aslında bu önemli. Bu, bu soruda ne öğrendin? Hocam bu Ege kıyılarındaki bu bölgede grabenler var ve bu grabenler kırıklarla oluşmuş. Bakın Türkiye'nin genelini öğretmeye çalışıyoruz sana. Çok ayrıntılı bilmene gerek yok. Bunu da öğrendin mi? Evet. Ama burada bir istisna daha var. Hocam şu bölge karstik dağlık engebeli. Evet. Şu bölge karstik dağlık engebeli. Evet. Buradaki iki çıkıntıyı öğrendin hocam. Buralar uçurumlu dağlık engebeli falezlerle dolu. Ama şurada bir çıkıntı daha var. Bu çıkıntı farklı. Bu çıkıntı diğerleri gibi değil. Bu delta ovası. Yani burada Seyhan, Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyaller deniz kenarında birikiyor ve burada delta ovası oluşuyor. Sakın ha, şurası uçurum evet. Şur şurası uçurum evet. Ama burası uçurum değil. Burası denizin kenarında tarımın yapıldığı Çukurova Delta Ovası. Bunu unutma tamam mı? Sana bunu öğretmek için soruldu bu soru. 4 numarayı da delta ovası mıdır? Evet. 5 numaralı alandaki dağ Türkiye'nin en yüksek zirvesine sahiptir. Hayır. Bu Hakkari civarındaki dağ değil en yüksek zirveye sahip. En yüksek zirvemiz Ağrı Dağı'nın bulunduğu yerde. Yani cevabımız ne? Edirne. Burada çok önemli gelme ihtimali varsa eğer bu konudan gelecek olan soruyu çözmüş olduk seninle. Cevabımız Edirne geçelim diğer soruya. Aşağıdaki tabloda bazı ova dağ ve pilotalı... O... <laughs> pilot diyorum ya. <laughs> Platoların yükseltileri verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım şimdi. Ege'deki Madra Dağı'nı vermiş. 1344 metreymiş. Bozok Platosunu vermiş. İç Anadolu'da Doğu Anadolu'daki Tercan Ovası'nı vermiş. Yükseltilerini vermiş. Doğu Anadolu'daki ovanın Ege'deki dağın yükseltisine yakın olması yükseltinin batıdan doğuya doğru arttığını gösterir. Bak şimdi normalde dağ daha yüksek olur değil mi? Şöyle yüksek. Ama diyor ki Doğu Anadolu'daki ova şöyle ova düz. Diyor ki Doğu Anadolu'daki ovanın yükseltisi Ege'deki dağın yükseltisiyle eşit. Bu bize göstermez mi? Ege'den yola çıktıkça doğuya doğru gidildikçe aslında arazinin engebeli engebeli hale geldiğini gösterir bize, değil mi? Bu bunu kanıtlar mı? Evet hocam kanıtlar. Diğeri renklendirme yöntemiyle çizilen Türkiye fiziki haritasında aynı renk aralığında yer alırlar. Bakalım. Bunu nasıl bileceksin? Bu önemli. Şöyle şuraya tikini attık. Yaz, tık dedik. Ne demiştik? yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. Bunları yazmayı öğren 0 500. Sonra 500, 500 bin, 500 500 arttırıyorsun burada. 500 bin. Burası 1000, 1500. Bakın şimdi 1000, 1500 arasında, 1000, 1500 arasında, 1000, 1500 arasında. Yani bunların hepsi turuncu renkle gösterilir. Evet doğru. Platoların tümünün yükseltisi ovalardan fazla, dağlardan azdır. Platoların tümünün diyor. Tabloda ben sadece bir tane platoyu görüyorum. O yüzden platoların tümünün yükseltisi diğerlerinden fazladır ya da azdır diye bir bir yorum yapamam. Bu şekilde böyle sorular sorulduğunda lütfen benim söylediğim tarzda çözmeye çalışın. Cevap ne? 1 ve 2 Denizli geçelim diğer soruya. Aşağıdaki dağlardan hangisi horst özelliği göstermez? Horst Graben. Kırıklı yerlerde hoş yapıyorduk. Sert arazilerde kırıklı yerlerdeydi. Bunlar hangi dağlardı? Kas 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 Bozaydın Menteşe madrayun Bozaydın Menteşe kas 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 Bozaydın Menteşe madrayun Bozaydın Bolkar dedim ya. Bozaydın Menteşe kas 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 Madrayunt. Bozaydın Menteşe Madrayunt. Bozaydın Menteşe sadece kırıklı dağları biliyor olsam bile diğer dağları bilmesem bile birçok soruyu yapmanı sağlar bu kodlama senin. Buradaki bol karlı dağların hani beyimiz G'ye biniyordu. Dedesiyle beraber gidiyordu sultanı kaçırıyordu. Geye biniyordu. Toros'a biniyordu. Akdeniz'deki dağlardı. Bolkar dağları, bolkarlı dağlara gidiyordu. Alal oluyordu yanakları. Tahta yakıyorlardı. Bolkarlı dağlar Akdeniz'deki dağlarımız. Cevap adına geçelim diğer soruya. Aşağıda Türkiye'nin fizik haritası gösterilmiştir. Bu haritaya göre Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Haritaya bakıyoruz. Büyük dağ sıraları genellikle doğu-batı yönünde uzanır. Şimdi ben bakıyorum haritaya. Görüyorsunuz bak, doğu batı yönünde uzanma var burada. Evet, doğu batı yönünde ulaşılır mı buna? Ulaşılır hocam. Yer şekilleri kısa mesafelerde değişmektedir. Nereden anlıyorum bunu? E bakıyorum. Burası düz, burası yeşil, burası hızlı bir şekilde hemen arkasından dağlık yükseliyor. Yer şekilleri çok dağlık, engebeli ve hızlı bir şekilde değişiyor. Haritaya bakarak buna ulaştım mı? Evet. Ovaların tamamı kıyı kesiminde yer almaktadır. Hayır. Böyle bir şey yok. Kıyı kesiminde evet şuralarda ova var ama bakın şuradaki de ova. Ova dediğimiz illa yeşille gösterilecek diye bir şey yok. Daha yüksek kesimde farklı renklere gösterilecek ovalarımız olabilir. Daha yüksektedir ama arazi düzdür. Ovalarımız olur yani. Ovaların tamamı kıyı kesimde yer almaktadır. Yanlış bu olmaz. Ortalama yükselisi batıdan doğuya doğru artmaktadır. Evet şuraya bakın. Şuralar daha yeşil doğuya gidildikçe kahverengi oluyor. Buna da ulaştık. Trakya İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yer şekilleri daha sadedir. Bakın gençler sizin ilk bilmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Ben size Türkiye haritalarında bunu anlattım ama belki Türkiye haritalarını dinlememişsinizdir. Gençler sizin bilmeniz en temelde bilmeniz gereken şey Türkiye haritalarında. Sadece şöyle bir haritaya baktığınızda o haritanın neresinin düzlük dağlık olduğunu bilmek. Eğer bunu bilirsen soruların çoğunda yorum yaparsın konuyu bilmesen bile. O yüzden sana önerim. Eğer elinde Türkiye haritaları kitabı yoksa bile şu an şu videoyu durdur. Bu videodan şöyle orijinal haritayı incele. Orijinal haritayı inceleden kastımız ne? Bakın gençler düz yerleri bileceksin sen. Sana böyle bir Türkiye haritası verildiğinde sen bunu böyle tamamıyla düz düşünmeyeceksin. Yani sana şöyle bir Türkiye haritası verilmiş. Buna bakarak böyle buraları dümdüz görüyorsan soruları çözemez. Çünkü sana öyle bir mantıkla öyle bir soru sorulur ki o bölgenin arazi şeklini bilmeni ister. Yani sen şuranın dağlık şuranın dağlık ama şuranın düz olduğunu çıkartman lazım. Yani sen karşına şöyle bir az önceki bir Türkiye sorusu çıktığında bunun böyle dağlık versiyonunu zihninde canlandıracaksın. Başka şansın yok bu soruları çözmekte. O yüzden durdur videoyu ve bu haritayı şöyle sağlam bir şekilde incele. Bakın biz sizinle inceleyelim. Özellikle dikkat etmenizi istediğim nokta şurası. Bakın şurası Akdeniz olmasına rağmen nasıl dağlık teke, taşeli platos. Bu bölge dağlık, engebeli, yüksek bir bölge ve bu bölgede nüfus sanayi gibi böyle insan, beşeri faaliyetler daha sınırlı. Ama Antalya'nın olduğu şu bölgeye dikkat ederseniz, bu bölge Antalya'nın olduğu bölge. Antalya dediğimiz orası ve Antalya bir traverten ovasında kuruluydu. Bu tarafa geldim. Bakın yine burada bir düz bir alan var. Her gördüğün çıkıntıyı atlamayacaksın. Burası dağlıkken buradaki daha düz bir alan, Seyhan Ceyhan getirdiği alüvyonları burada biriktirmiş, delta ovası oluşturmuş. Bak, aynı zamanda şu İç Anadolu kısmında şurada muazzam düzlüklerimiz var. Güneydoğu Anadolu kısmında şöyle sağlam düzlüklerimiz var. Şurada Karaca Dağı Bakın volkanik dağ nasıl öyle yükselerek orada çıkmış. Zaten belli. Doğu Anadolu zaten başlı başına bir dağlık saha. Türkiye'deki düz yerler bakın Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu şey İç Anadolu'ndaki bir kısım ve şurada Trakya kısmı. Trakya kısmının biraz daha kuzey kesiminde dikkat edersen burada Yıldız Dağları var. O dağlar o bölgede Karadeniz ikliminin oluşmasına neden oluyor iklimin de içeri kısımlara geçmesine engelliyor bir yerde. Şu Ege kısmına tekrar bakmanı istiyorum. Aralar nasıl? Aralarda grabenler, boşluklar var. Ve burada Ege'de dağlar, deniz böyle, dağlar denize dik uzandı. Mantığı bu. Hiç bilmeyenler için şöyle kabaca gösteriyorum Türkiye'yi. Dağlar denize paralel uzar yönün mantığı neydi? Burası denizdi, burası dağlarımızdı. Bakın dağlar ve deniz birbirine paralel uzandı burada. Bir de Karadeniz genelde böyle dağlık engebelidir. Şuralara bakarsanız hep dağlık engebeli. Burada dikkat etmeni istediğim nokta şurada Bafra, Çarşamba Ovaları, Bakır, çay yazıyorduk. Kızılırmak, Yeşilırmak'ın oluşturduğu şuradaki Bafra ve Çarşamba çıkıntısı aslında biraz daha düz Delta Ovası'nı oluşturuyor. Bunu şöyle kabaca Türkiye haritasını gördün mü? Evet, evet. gördüğünü düşünüyorum. Bunu zihnine böyle yazarsan çıkacak Türkiye haritası sorularını rahatlıkla yaparsın. Bu sorunun cevabı ne? Denizli, Ceyhan, ah. Bu sorunun cevabı C. Geçelim diğer soruya. Türkiye'nin kıyılarında gelgit olayının etkin olmamasından dolayı akarsuların döküldüğü yerlerde delta ovaları oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovası olmasına rağmen delta özelliği taşımaz. Sen delta ovalarını bileceksin. Çukurova'yı vermiş, Çarşamba'yı vermiş, Silifke'yi, Bafra'yı vermiş, Antalya'yı vermiş. Şimdi geldim buraya. Bakın şurası Bafra. Delta ovalarını bilirsen aslında kurtarıyorsunuz. Neden? Çünkü bize sorarsa delta ovalarını soracak. Bakın bunları da nasıl yazacaksın? Çünkü çok fazla ova var. Onları ezberleyemezsiniz. KPSS öğrencilerinin soruluyor. Bakır çay yazacaksın. Şöyle bakır çay. Bafra kızılırmak çarşamba yeşilırmak. Yani şu Bafra çarşamba bir delta ovası mı bakın delta ovası. Aynı şey şuraya bakın Seyhan Ceyhan'ın oluşturduğu Çukurova var. Bu da bir delta ovası mı? Evet. Bir de şunu bilmenizi istiyorum sizden. Daha küçük bir delta ovası var burada. Ne bu? Şurada göksudan gelen Silifke. Silifke'nin yoğurdu. Kız seni kimler doğurdu diyoruz ya. Orası da Silifke ovası. O da mı delta? Evet. Onun dışında burada yine bizim Dikilim, Menemen, Balat, Enfes, Sucuk, Efes, Millet, Balat, Menemen, Dikili gibi şu aradaki grabenlerde oluşmuş. Grabenlerin ucunda oluşmuş. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes nehirlerinin getirip oluşturduğu yine delta ovalarımız var mı bunların uçlarında? Evet var. Ama şu an büyük delta ovalarını gördük. Ama şurada bakın denizin kenarında kıyı kesiminde hatta buraya akarsu da geliyor. Manavgat var orada, köprü çay var orada. Burada akarsu da var ama Buradaki ova delta ovası değil. Buradaki ova bir traverten ovası. Lütfen bunu unutma. ÖSYM bununla alakalı geçmişte KPSS'deydi galiba bir soru sormuştu. Nedeni de hemen delta denizin kenarında olduğu için deltayı atlıyorsunuz diye. Bu bir traverten ovası. Yani oradan gelen akarsular 3 tane akarsu var orada. O akarsudan gelen kalkerlerin birikmesiyle oluşmuş bir traverten üzerine kuruludur Antalya ovası. Bunu unutmuyorsun. Bu soruda bunu öğrendim. Cevabımız ne? Hemen gelelim. Antalya ovası diğerlerinden daha farklı. Cevap diye geçelim diğer soruya. Haritada gösterilen dağ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakın gençler. Bizim kuzeyde şöyle bir sıra dağlarımız vardı. Güneyde de yine sıra dağlarımız vardı. Kuzeyde de dağları ve güneyde de Toros Dağları. Haritada gösterilen dağ sıralarıyla alakalı hangisini söyleyemeyiz? Alp Orojenezi esnasında oluşmuşlardır. Neydi? Alp Himalaya Dağ kuşağı vardı ve Türkiye'den geçiyordu. Ve Türkiye'den geçtiği için bizim ülkemizde bir deprem bölgesiydi. Doğru mu Alp Himalaya'da mı oluştuk? Evet. Antiklinal, senklinal yapıdadır bunlar. Evet. Şurada ne vardı? Kas 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 bozaydı menteşe. Buralar kırıklıydı. Ege'dekiler kırıklı. Kırıklı olunca sertti. Sert olunca horst. Hoşt yukarıda. Graben aşağıdaydı. Yani Şurada horst grabenleri bulurum ben, ama burada bakın kuzeye zaten nasıl kıvrım. bakın güneye kıvrım. Kıvrımda üstte kalana anne antiklinal, Kıvrımda altta kalana sen senklinal diyorduk. Doğru mu? Evet doğru. Tabakaları arasında de tabakaları arasında deniz fosillerine rastlanır. Geçmişte bu bölgelerin çoğu deniz seviyesi altında olduğu için özellikle şuradaki toroslar, bu torosların tepelerinde biz deniz fosilleri görüyoruz. Bunun nedeni de geçmişte deniz altında olduğu için. Türkiye. Tetis Denizi içerisindeydi unutmayalım. O zaman tabakalar arasında fosillere rastlanır mı ülkemizde? Evet bu dağlarda Kıyıya paralel uzanırlar. Evet kıyı böyle geliyor. Bakın bu daha hemen hemen kıyıya paralel uzanıyor. Bu da doğru. Kırık hatları boyunca yükselme sonucu oluşmuşlardır. Kırık hatları diyor. Yani bu dağlar kırık hatları değil. Kıvrım hatları boyunca yükselme sonucu oluşmuşlardır. Cevabımız Edirne yani. Cevap E. Geçelim diğer soruya. Buna göre aşağıdaki platolardan hangisi ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır? Akdeniz iklimi görülse de yer şekillerinin engebeli olması ve kayaç yapısından dolayı yüzey sularının büyük bir kısmının yer altına sızmasının nedeniyle seyrek nüfusludur. Yani Akdeniz'deki platoyu soruyor bize. Neydi? Tek taş vardı orada karstik platolar vardı. Tekye Taşeli. Bakın burada bir tanemiz var. Eledik. Demek ki B şıkkı burada. Tuz Gölü'nün güneyindeki platoda yer altındaki boşlukların çökmesiyle çok sayıda doğal kuyu oluşmuştur. O oluşuyordu. Nerede? Tuz Gölü'nün güneyindeki Obruk platosundaydı bu. Obruk platosunda bulduk mu? Evet, Adana. Şunu unutmayın, ek bir bilgi olarak vereyim size. Çıkarsa güncel olduğu için bu çıkabilir. Biz burada Tuz Gölü'nün güneyinde, o Konya ovalarında, daha Akdeniz kısımlarında çok fazla o burukla karşılaşmaya başladık. Nedeni şu: o buruklar nasıldı? O buruk yuvarlak şekilde büyük devasa göl çukurları gibiydiler. Bu buruklar. Yeraltı su seviyesi çekildiği için daha fazla oluşmaya başladı. Yani orada tarım çok fazla artmaya başladığı için sulamalı tarım. Yeraltından suları çekiyorlar. Boşluk iyice artıyor ve tavan çöküyor. Bunun da böyle bir dezavantajı var. Aklında bulunsun. Volkanlardan çıkan levların oluşturduğu düzlüklerin akarsular tarafından derinlemesine volkanik platoyu soruyor bize. Volkanik plato neredeydi? Doğu kesimindeydi. Erzurum, Kars, Ardahan civarındaydı. Ardahan'da burada C'de bulduk. Yüzeyi hafif dalgalı olan Platon'un ortalama yükseltisi 150 metredir. Bu alanın akarsuların aşındırmasıyla peneplenleşmeye uğradığı görülür. Yani aslında bize daha düz, daha alçak, daha aşınmış platoyu soruyor. Aşınım platosu hangisiydi? Çatalca Kocaeli platosuydu. Burada Haymana platosundan bahsetmiyor. Haymana platosu neredeydi? Hemen Tuz Gölü'nün bulunduğu bu bölgede ne vardı? Manava gidiyorduk Cihan'la beraber obur olana kadar yemek yiyorduk, midemizi bozuyorduk. Uzun bir yayla beraber yazılı kayayı vuruyorduk. Buradaki platolarımız da bunlardı. Çatalca Kocaeli buradaki platomuz. Erzurum Kars Ardağan bu tarafta. Teke Taşeli platoları da buradaydı. Cevabımız Denizli yüzey şekilleri sorularını bitirdik. Bu konuyla alakalı çok fazla soru gelme ihtimali yoktu. Genel hatlarını öğrendik. Özellikle Delta'yı Türkiye'deki yüzey şekillerinin genel özellikleriyle alakalı soruyu çözdük. Buradaki soruları çözüyor olman büyük bir ihtimalle sınav da sorulmaz ama sorulsa bile buradan büyük bir ihtimalle soruyu yakalamış olacaksın. Evet gençler seviliyorsunuz. Bu derse de parafattık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.